İşçi Partisi 9. Genel Kurultay öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de il kongrelerini gerçekleştirdi. Kongrelerde binlerce İşçi Partisi üyesi il yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan konuşmalarda önümüzdeki süreçteki hedefler konuşuldu. Bölünme anayasasına karşı mücadele vurgusu yapıldı. İşçi Partisi 9. Büyük Kurultay öncesinde 3 büyük ilde ilk kurultaylarını gerçekleştirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşen kurultaylarda binlerce işçi partili sandık başına gitti. Kongrelerde partinin önümüzdeki dönem hedefleri tartışıldı. İşçi Partisi kurultaylarda bölünme anayasasına karşı mücadele görevini önüne koydu. İstanbul İl Kurultayı'nda konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever, yerel seçimde başarılı olmak için önce bölünme anayasasının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Yerel seçimlerde büyük başarı için ilk adım, şu bölücü, emek düşmanı ve gerici anayasa girişimini iflas ettirmektir, bitirmektir. Düşman titriyor. Yüzlerine bakın, göreceksiniz. Yapamamanın telaşı ve paniği içindedirler. Yapamayacaklardır, yaptırmayacağız. Böldürmeyeceğiz. Açılım sürecinde gelinen noktayı hatırlatan İlsever, Kürt halkının Amerika'nın marabası olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Milletimizi Orta Çağ'ın o etnik ve mezhepsel kavgalarının karanlığına sokmayacağız ve orada boğdurmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Biz Türküyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisiyle birlikte kurduk bu cumhuriyeti ve Türk de, Kürt de biziz ve hepimiz Türk milletiyiz. Kongreye Ergenekon tutuklusu eski İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel mesaj gönderdi. Önsel, kurultayın heyecanını Silivri'den yaşadıklarını belirtti. Eski il başkanınız olarak büyük bir heyecan içindeyim. Sizlere üstün başarılar diliyorum. Değerli divan başkanımız, biz buradan genel başkanımız Doğu Perinçek, genel başkan yardımcımız Mehmet Bedri Gültekin ile birlikte hepimiz İstanbul İl Kurultayımızı selamlıyoruz. Başarılı, verimli çalışmalar diliyor. En sıcak devrimci duygularla hepinizi kucaklıyoruz. Saygılarımla Erkan Önsel. İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Bilge Kuruca, kongreyi iktidar yürüyüşünün başlangıcı olarak niteledi. Tarihi görevlerimizin olduğu bir dönemde kurultayımızı yapıyoruz. Kurultay delegelerimiz emek hareketinin, kadın hareketinin, gençlik hareketinin, sanat ve aydın hareketinin seçkin önderlerinden oluşuyor. Onlar mücadele alanlarından geliyorlar. Bunun içindir ki kurultayımız mücadelenin örgütlendiği, iktidar yürüyüşünün tartışıldığı bir kurultay olacaktır. Kongrede yeni üyeler de İşçi Partisi'ne katıldı. 5 yıldır Ergenekon davasında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün kızı avukat Zeynep Küçük de onlardan biri oldu. Sizleri gerçek yoldaşlar olarak bu mücadelede omuz omuza ve daima rahatlıkla arkamı dönebileceğim insanlar olarak gördüm. Bu mücadele böyle bir mücadele. Hepimizin hukuk adına, adalet adına el ele, omuz omuza ve örgütlü bir şekilde mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Saadet Partisi'nden katıldım İşçi Partisi mücadelesine. Mustafa Kemal'in partisine geldim. Değerli yurtseverler, benim mücadeleye gelmemin amacı kendi partimizdeki cemaatleşme, tarikat sistemine, Atatürk Cumhuriyeti'ni savunmadıkları için karşı çıkmak için bu mücadeleyi. İstanbul Kurultayı'nda öncü gençlik üyeleri mücadele yemini etti. Ankara İl Kongresi'ne de bini aşkın yurttaş katıldı. Kurultay'da konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, güçlü bir milli hükümet için güçlü bir işçi partisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Güçlü ve etkin bir işçi partisine gereksinim vardır.
Bu gerçekle hareket edeceğiz ve önümüzdeki dönemde bu devrimci koşullarda İşçi Partisi'ni büyütecek ve Atatürk'te Birleştik sloganının gerektirdiği bir milli cephenin oluşturulmasında İşçi Partisi'ne düşen görevi yerine getireceğiz. Bini aşkın yurttaşın katıldığı İzmir kurultayında bölünme anayasasına karşı Türk milletinin seferberliği başlatıldı. Bölünme anayasasına karşı Türk milleti seferberliğini başlatıyoruz biz de 17 Mart'ta. Kongrede konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Tugay Şen, biz Türk milletiyiz yürüyüşleri gerçekleştireceklerini duyurdu. İlçelerde, mahalle ve köylerden başlayarak millet yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Biz Türk milletiyiz yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Hastalığı nedeniyle kurultaya katılamayan Aydınlık Gazetesi İzmir temsilcisi Hayati Hoca, Sinevizyon'dan yurttaşlara seslendi.